valimiz Recep Yüksel'e konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ederim. Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişlerinin 97. yılını heyecanla kutlamaktayız. 97 yıldır kutladığımız bu günü bu sene maalesef üzgün olarak kutlamaktayız. Dün 6 tane şehidimiz olması ve bugün de yine 2 tane şehitten birinin Samsun'da, birinin Merzifon'da olması ve daha yakın zamanda ilçemiz Aslançayırı Mahallesi'ndeki şehitlerimiz nedeniyle Sayın Kaymakamımla komiteyle toplanıp festival bölümünü iptal edip bugün sadece sınırlı olarak Atatürk'ün havzaya gelişini kutluyoruz. Sevgili çok yüce mevkilerde, makamlarda ruhları huzur bulacak olan şehitlerimizi de rahmetle, sevgiyle, saygıyla anıyorum. Yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Allah benzeri üzüntülerden bizi inşallah korusun. Değerli konuklar, 25 yıldır mülki idare amiri hizmetlerinde evveliyatı da var. Güzel günlerimize, onurlu, zevkli, keyifli, güçlü günlerimize devlet, ülke, millet olarak rağmen maalesef bizi uğraştıran her türden girişimle içten dıştan karşı karşıya kaldık, kalmaya da devam ediyoruz. Şehidimiz niye var? Şehidimiz elbette rahmetle anıyoruz. Yakınlarına elbette başsağlığı diliyoruz. Ülkemize başsağlığı diliyoruz. Ama bize şunu gösteriyor. 97 yıl boyunca zaman zaman nasıl sıkıntılı anlar yaşattığı olduysa bugün de şehidimiz belli bir sebeple şehit oldu. Aramızdan bedenen ayrıldı. İçten de dıştan da işbirlikçiler, tezgahçılar, kumpasçılar hala bizleri yormaya, oyalamaya, üzmeye devam etmek istiyorlar ve bunun oyunu içinde olmak istiyorlar. Kişisel olarak toprağı sürer gibi demiri döver gibi dönüştüler. Son bir gayretle kendimizi kurtarmamız mümkündü. Zaten başka türlü kurtuluş imkanı yoktu. Bir dönem imitasyonu sergilerini başlıyor.